Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bize vakit ayırdığınız için teşekkür Rica ediyoruz. Ederim, benim için zevk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Yusuf Ali Altuncu. Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. 2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2009 Ocak ayında da Dicle Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan uzmanlığımı aldım. İşte mecbur hizmetler vesaireler. Son 2010 Aralık'tan beri Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Bunları söyleyebilirim. Peki bir acil tıp uzmanı olarak Türkiye'de acil tıpta nasıl olduğunu düşünüyorsunuz, nerede olduğunu düşünüyorsunuz veya diğer ülkelere göre hak ettiğimiz değeri gördüğümüzü düşünüyor musunuz? Şimdi şunları söyleyebilirim. Birincisi aslında bir insanın, yani bu bizim memleketimiz için bir insanın hak ettiği değeri görmesi çok zor. İmkansız. Yani bunun için sadece acil tıp uzmanı olması ya da doktor olması, öğretmen olması herhangi bir şey, yani hak edilen değeri görme konusunda bizim ülkede sıkıntı var. Acil tıp uzmanlığının kendi gelişimine bakarsak eğer aslında kurulduğundan bu yana çok hızlı bir gelişim var. Aslında belki bu hızlı gelişim biraz bazı anlarda, bazı dönemlerde çok hızlı olduğu için biraz bütünlüğün sağlanmasında bence bir problem var. Ya da standartizasyonun sağlanması desem daha doğru olur. Çünkü siz belki hatırlamazsınız, bir TUS dönemi bir anda yüzlerce acil tıp asistanı alındı. İşte ana bilim dallarının organizasyonu olmadan vesaire. Dolayısıyla o tip sıkıntılar yaşandı. Avrupa'ya baktığımızda aslında Avrupa'da bizimki gibi bir acil tıp uzmanlığı yok. Orada daha çok işte yoğun bakımcıların, cerrahların, dahilecilerin yönettiği acil servisler var. Bizim sistem malum Amerikan sisteminin bir devamı. Sonuçta bir şekilde hep beraber bir değer bulacağız yani. Aslında bazen insanların kendileri de kendi değerlerini yaratır diye düşünüyorum. Sadece titriyle var olmaz. Kendi varlığıyla var olur. Dolayısıyla değer konusunda şahsım adına çok büyük bir sorun yaşamıyorum. Onu söyleyebilirim. Peki hocam, çoğumuzun pratisyenlikte ya asistanlıkta ilk kaynaklarından hemen elimizin altına direkt başvurduğumuz şeylerden bir tanesi acilcinet. Siz de burada aktif olarak görev alıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bu acilcineti nasıl oluşturduk, nasıl buralara taşıdık? Vallahi aslında tarihi de biraz iyi denk geldi. Aralık ayı bizim doğum günümüz acil cinet. 2012 Aralık'ta kuruldu çünkü. Biz az önce Adil'le de konuşuyorduk. Haldun'la asistan sempozyumunda tanışarak başlayan bir arkadaşlığımız var. Hani aynı okullarda okumadık. Ne bileyim işte aynı şehirde, aynı hastanede hiçbir zaman çalışmadık. Asistan sempozyumunda başlayan bir samimiyetimiz var. Aslında sonuçta acil cinetin fikir babası Haldun Akol'dur. O zaman işte benim de içinde dahil olduğum birkaç yakın arkadaş grubuna bunu açarak başlayan bir süreç. Açıkçası biz başladığımızda bu kadar da büyüyeceğini diyelim tahmin etmiyorduk. Çünkü gerçekten çok inanılmaz bir arşiv, inanılmaz bir kaynak oldu ve gerçekten insanlar yani sadece emek veriyorlar oraya. Bunun bir maddi getirisi yok. Üstüne üstlük aslında iş yükü. Yani mesela işte ses ekibimiz var, nöbetten çıkıp yazıyı seslendirip işte siteye yüklüyorlar. Ne bileyim yazılarını yetiştirmeye çalışıyor insanlar falan. Çok iyi bir manevi bir aile orası aslında. Hatta belki bir okul gibi. İnsanların da bir başvuru kaynağı olarak bunu kullanıyor olması inanılmaz motive ediyor bizi. Çünkü bizim bazı canlı yayınlarımız oldu, bilmem hiç seyrettin mi? Yani Erzurum'un bir köyünden, bir ilçesinden bir doktor hanımın iyi ki varsınız işte burada yalnızım, takıldığım zaman, zora düştüğüm zaman dönüp bakabiliyorum demesi bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Dolayısıyla o ailenin içerisinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki acil cinetin bir parçası olmuşum diyebilirim yani. Biz de acil cineti kurduğunuz ve bu kadar bilgili şeyler katan yayınlar yaptığınız için çok mutluyuz. Peki hocam, hem sosyal medyada aktifsiniz, hem acilcide çalışıyorsunuz, hem normal klinisyenlik yapıyorsunuz, akademik anlamda da bir sürü çalışmanız var. Tüm bunlara biz asistanlar olarak hiçbir şey neredeyse vakit bulamazsak nasıl vakit buluyorsunuz? Aslında vakit bulduğuna biliniyor bir şekilde. Bazen hani ben de eşim anlattığı zaman diyor ki ben yoruldum artık diyor yani hani yaptıklarımda. Öyle bir şey ki hani harika bir hayat planlayıcısı falan değilimdir aslında. Hep böyle koştura koşturadır. Ama rolleri birbirinden iyi ayırdığımı düşünüyorum. Eğer rolleri birbirinden ayırabilirseniz hayatınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Yani evdeyken sen işte eş rolünde olabilirsin. Ne bileyim çocuk rolünde olabilirsin. İşteyken doktor rolündesindir. Hani her yerin bir rolü ayrı. Dolayısıyla her ayrı role uygun hareket ettiğin zaman aslında bir şekilde her şeye yetişiliyor. Yetişilmez diye bir şey yok.
Bir de ben biraz bu tempoyu seviyorum. Yani yoksa canım sıkılır muhtemelen biri. Çok öyle hiperaktif biri de değilimdir ama seviyorum yani işleri yetiştirmeyi, işte o başka ne bileyim planlayıp işte bir gün içerisinde mesela hani ne yapacağım iyi kötü bellidir benim ama her şeyde vakit ayırmaya çalışıyorum. O rolleri dediğim gibi ayırabilirseniz her şey yetişir. Peki hocam, son söz olarak biz yeni meslektaşlarınıza söylemek istediğiniz, önereceğiniz bir şey var mı? Vallahi şunu söyleyebilirim ben. Ben biraz hayata ekstra pozitif bakan bir adamımdır. Hatta asistanlarım bana der ki, abi ne içiyorsun, aynısından bize de versene dedi. Hani olayları iyi tarafından bakmak, iyi tarafından yönetmek ve sorunun değil çözümün bir parçası olmanın insanı motive edecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece şikayet ederek hiçbir yere varamayız. Birçok şeyi halletmemiz lazım. Hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Ama sonuçta bir şeyin ucundan tutabiliriz. Benim her zaman örnek verdiğim bir deniz yıldızı hikayesi vardır. Bilir misin onu? Sahile binlerce deniz yıldızı bulmuş. Adamın bir tanesi tek tek onları denize geri atıyormuş. Biri gelmiş demiş ki, ne yapıyorsun burada? Deniz yıldızlarını kurtarıyorum demiş. Ya ne fark edecek, burada binlercesi var demiş. Bir tanesini atmış denize, bak onun için fark etti demiş. Biz işte aslında bence hayatı böyle yaşıyoruz. Hele ki acilciler. O nöbette sen 1000 tane hasta bakıyor olabilirsin ama o bir tane gerçekten sana ihtiyacı olan hastayı yakaladığın zaman o motivasyonu zaten öyle sağlayabilirsin. Kesinlikle ve kesinlikle de mesleğinle didişmeyeceksin. Mesleğinle dövüşmeyeceksin. Yapamıyorsan bırakacaksın. Hani uzatmanın, zorlamanın bir alemi yok. Ama meslek eve bizim ekmek getirmemiz için yaptığımız bir şey. Bizim aslında dışarıda sevdiklerimiz var, ailemiz var, çoluğumuz, çocuğumuz, sevgililerimiz vesaire. Esas olan, esas hayatımız orası aslında. İşimizi getirip soframızın ortasına koyduğumuz zaman bizim düzenimiz bozuluyor. Daha çok geriliyoruz, daha çok stres oluyoruz. Kabaca bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.